Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hilal. Bugün yine beraber günlük bir vlog çekelim istiyorum. Bu hafta final haftası. Yani daha çok ders çalışmalı bir vlog olabilir ama zaten onları kısaltıyorum çok sıkılmayın diye. Onun dışında sağlıklı beslenmeye başladım ve çok güzel bir tarif öğrendim. Onu beraber yapacağız. Kahvaltıya mutlaka siz de denemeniz gerekiyor bence. Yine bildiğiniz gibi hobilerimle uğraşacağım ama bugün daha farklı bir hobi edindim kendime. Kobliye'ye de ara verdim biraz. Onu yapacağım. Öyle bugün aslında ya da birkaç günü birleştirebilirim final haftası olarak. Günlük bir rutinimi paylaşacağım sizinle. İsterseniz başlayalım. Hemen önce yulafımızı yapmaya gidelim. İşte videoyu biraz zor çekeceğim. Annem hem çamaşır makinesini hem de bulaşık makinesini aynı anda çalıştırmış. Öyle onu bekliyorum yani biraz. Evet, öncelikle malzemelerimi sıralıyorum. Tabii ki bir adet kase. Muz. Muz içine de doğranıyor ama ben dışarı koyacağım. Daha güzel oluyor. İçine biraz kakao kalmış. Onun hepsini dökeceğim. Damla çikolatayı üstüne koyunca çok güzel eriyor. Tabii ki yulaf. Bir de bu gerçekten bitki çayı içecekseniz bununla başlayın. Bunu içeceğim. Yaklaşık 1 su bardağı da su. Pardon, süt. O zaman şimdi başlayalım. Hemen altını yakıyorum. Böyle 4 su kaşık koyacağım. Az oldu. Siz dolu dolu bence 4 yemek kaşığı koyun. Ben 5 koyayım çünkü az oldu. Tamam. Bir kakao. İçinde olan hepsini döküyorum. Ve süt. Bu iyice puding kıvamı olana kadar karıştırıyorum. Aslında önceden sadece kaynayınca karıştırıp kapatıyordum. Ama öyle değilmiş yani. İyice kaynaması gerekiyormuş. Şimdi kaynıyor mesela ama hemen kapatmıyorum. Önceden böyleyken kapatıyordum. Ama iyice sütünü çekmesi gerekiyormuş. Ve gerçekten sıcacık o kadar güzel oluyor ki. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Artık kapatıyorum. Sıcakken hemen damla çikolatayı döküyorum ki biraz erisin. Evet, yulafım hazır. Damla çikolatalar çok güzel eriyor cidden. Onlar biraz eridikten sonra yiyeceğim. Mükemmel olmuş. Ben de size deneyim mutlaka. Evet, şimdi odaya geldim. Oturma odasına. Bugün burada biraz ödev yapacağım. Artık masa başında çalışmaktan sıkıldım. Bu hafta zaten son hafta, yani son 3 tane dersim kaldı finali bitecek olan. Birkaç gün önce 2 gün önce, neyse böyle elimde tutayım. 2 gün önce önemli işte 15 kredilik olan sınavıma girdim. O gayet iyi geçti. Önemli olan oydu zaten. Şimdikiler de 6 kredi. Yani bizim tüm derslerin kredileri çok yüksek. O yüzden hepsini aslında çalışmak gerekiyor. Ama 2 sınav yok. 2 ders ödev olacak. Yani hoca bize bir ödev atıyor. Biz onu yapıp gönderiyoruz ya da makale araştırıp gönderiyoruz. Onun dışında birkaç gün sonra da bir tane daha sınavım var. Ve onun ders videolarını daha tamamen bitirmedim. Onu da dinleyip işte öyle sınava girmem gerekiyor. Notlarına çalışmam gerekiyor. Öyle. Bugün önce ödevi biraz yapmam lazım. Daha sonra da artık şu ebelikle yönetim diye bir dersim var. Sınav olacak ders. Ona çalışırım. Yani yetişirse tabii, bilmiyorum yetişir mi. Ondan sonra zaten muhtemelen 15 tatil geliyor. İkinci dönem ne zaman başlıyor bilmiyorum. Okullar açılacak mı onu da bilmiyorum. Ama bence açılmaz diye düşünüyorum. Bu arada bizim üniversiteden herkes, hatta tüm ebelik öğrencileri hashtag açtılar Twitter'da. İşte ebelik öğrencilerine de aşı yapılsın diye, ama çok da bir yanıt göremediler galiba. Aslında şu yüzden açtılar onu. Bizim 40 demiştim ya, hani daha önceki videolarımda kriterimiz var diye. 40 tane doğum yaptırmak zorundayız. Eğer yaptıramazsak mezun olamıyoruz.
O yüzden de staja çıkmamız gerekiyor. Biz şans eseri işte biz 4-5 kişi biz staja çıktık ama diğer arkadaşlarımız çıkamadı. Ve muhtemelen mezun olamayacaklar staja çıkamadıkları için. Aşı da gelmedi. Yani onlar için çok sıkıntılı bir durum. O yüzden keşke onlara aşı gelseydi gerçekten sevinirdim. Yani şu anlık ben stajımı yaptım. Kriteri de az çok tamamladım. Öyle şu an artık mezun olup alım olmasını bekliyorum. Hani atama bekliyorum. Bilmiyorum ilk atamada atanır mıyım? Yani biz mezun olduktan sonra ilk atamada atanır mıyım bilmiyorum. Yani puanım çok da iyi değil. Ama öyle bir durum olursa zaten puanımı söylerim size. Öyle yani yaklaşık bir 4 ayımız falan daha var mezun olmaya. İkinci dönemki derslerim de gerçekten çok ağır. Onlara çalışmam lazım. Öyle zaten sizinle paylaşıyorum nelere çalıştığımı, ne yaptığımı. Bugün de işte yine biraz ödev yapalım. Daha sonra da ders çalışırız. Hadi başlayalım. Böyle oturarak ödevi hızlıca halletmek istiyorum. Yani en azından birkaç sayfasını bitireyim. Daha sonra artık kahve falan yaparız. Artık diğer hobime başlarız. Şimdi ödeve başlayayım. Evet, sonunda bitirdim ödevi. Yani çok az bir kısım kaldı. Onları da halledince ödev bitiyor çok şükür. Zaten 2 gün sonraya teslim etmem gerekiyor. O yüzden bitmesi lazım da. Daha sonra şimdi artık gerçekten uykum geldi nedense ödev yaparken. Şimdi bir kahve yaparız. Sonra daha bilmiyorum bir hobime geçeriz bence. Önce makinedeki tavizleri çıkaracağım. Sonra kahve yapacağım. Yanına mutlaka bir maden suyu içmem gerekiyor. Bu aralar en sevdiğim içecek diyebilirim. Biraz limon koydum. Yanına da yine küçücük bir tane çikolata aldım. Şimdi ders çalışmaya geçelim. Ben yine oturdum masanın başına. Şimdi ebelikte yönetim dersini dinleyeceğim. Notları var böyle. Notlarına çalışacağım aynı zamanda. Hoca anlattıkça tekrar edeceğim. Öyle kahvemi içerim. Biraz ders çalışırım. Sonra da belki başka bir şeyler yaparız. Goblen ve puzzle'ı bıraktım. Yani bıraktım derken onları da devam edeceğim tabii ama daha yeni bir şey aldım. Bu da çok tatlı bence ve daha sonra bu bittikten sonra yine alacağım. Adı mandala. Zaten biliyorsunuzdur. Ve baya eğlenceli bir şey gibi geldi bana. Hemen göstereyim size benimkini. Böyle bir paketteydi. Şekli böyle çiçekli. Arkası da şöyle. Bunu aslında böyle beğendim. Çünkü puzzle'da falan böyle olmuyor. Yani direkt aslında yapıp asabilirim. Böyle kafama göre de boyuyorum yani. Bir yerden bakarak da yapmıyorum. Şöyle bir keçeli kalem yanında vermişler. O da çok hoşuma gitti. Ve çok ucuza almıştım. Ya 19 TL'ye mi 20 TL'ye mi ne aldım. Yani bittikçe de alırım diye düşünüyorum. Şimdi artık bunu boyayalım. Süre izliyorum şimdi de. Onu açtım. Onunla beraber yapacağım. Thank you.
biraz yüzümü temizleyeyim. Sabah çok erken kalkacağız. Yaklaşık 7-8 gibi sanırım. Kayak yapmaya gideceğiz. Bilmiyorum, belki orada da vlog çekebilirim. Çok yorulmazsam. Çünkü kayak aşırı yoruyor beni. Daha sonraki günler zaten bildiğiniz gibi sınavlarım devam ediyor. Yani bir tane sınavım kaldı. Bu arada bizim sistemde kamera falan açık değil yani. Mesela 25 soruysa 35 dakika veriyorlar ama bir soru bir sayfada ve geri dönüşü yok. Öyle yapıyorsun. Yani kopya açısından diğer üniversiteler mesela kamera koyduruyormuş çoğu. O yönden biraz şanslıyız bence. Öyle bir şey yok. Öyle yani, diğer günler zaten ders çalışmaya devam edeceğim. O yüzden yarın benim için değişiklik olacak diye düşünüyorum. Ama çok erken kalkacağım. Uzun zamandır o kadar erken kalkmıyorum. Malum okul falan olmadığı için. Dersler zaten kaydediliyor. Sonra dinliyorum. Tamamdır. Şimdi yüzme biraz. Tabii ki maske yapayım. Biraz ıslattığım için çirkin olacak. 15 tatil yaklaşıyor çok şükür. Cidden artık sıkıldım biraz yani ders çalışmaktan. Gerçi çok da yoğun olmadı ama yine de üniversiteye gitmeyince evde çok verimli olmuyor bence. Peeling olarak da kullanılıyor çünkü. Böyle ıslakken masaj yapacağım. Artık yarınki giyeceğim kıyafetleri ayarlayacağım. Sonra da muhtemelen uyurum çünkü erken kalkacağım. Videoyu da burada kapatayım. Kısa oldu sanırım video ama olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.